Merhaba arkadaşlar, Rodier'da ben Mert. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir deste daha. Yine bir mage destesi. İsmi Tempo Mage. Bakalım. Bu destenin amacı arkadaşlar, elimizden geldiğince minik sihir kartları kullanıp oyunun böyle ortalarına doğru oyunu kazanmak. Sürekli böyle tahtayı yer yarıya korumaya çalışmak. Başka ne diyeyim? Zaten destemiz iki kart üzerine kurulu olduğu için anlayacaksınız. Şunlardan başlıyor. Hepsini anlatacağım. İlkinden başlayalım. Arcane Missiles. Normalde basic kart olarak sayılsa da, hani kim kullanır bunu deseniz de, Tempo Mage'in gelmesiyle Expansion Pack hangisiyle geldi? Blackrock'la mı geldi hatırlamıyorum. Sanırım Blackrock'la geldi. Bunun gelmesiyle, bu arada bunu anlatayım, ona geçeyim. Şöyle, herhangi bir sihir kartı oynadığımda rastgele birine 2 vuruyor. Öyle yani, tek tek atıyor. Tıpkı Arcane Missiles gibi. Arcane Missiles tek başına 3 vuruyor 1 manaya. Bu da Flamewaker'ı aktif ediyor. O yüzden bu bize lazım. Mana Burn, oyun başı için Mage'in en güçlü kartlarından bir tanesi. 1 manaya 1'e 3 ve bu 2'ye 3, 3'e 3 olabiliyor. Daha da fazlalaşabiliyor. Flame Cannon'dan bir tane koydum. Oyun başı canı 4 olanlar için, 3 olanlar için ikinci turda, yani tek canavara karşı çok etkili. Aynı şekilde şu anda saydıklarımın hepsinin Flamewaker'la sinerjisi var. Frostbolt her zaman gibi çoğu Mage DC'sinde kullanılan early game, oyun başı removal'ı. Unstable Portal birazcık RNG bir kart, hani rastgele bir kart, ne çıkacağı hiç belli olmaz. Ama sonuçta bir sihir kartı ve içinden bir canavar çıkıyor. Bu da Flamewaker sinerjisi demek. Mad Scientist yine kullanılıyor. Sebebi destemizde yine 3 tane secret bulunması. Secretlarımız bu sefer Ice Block, Ice Barrier değil. Freeze Mage'deki gibi. Counterspell ve Mirror Entity. Mirror Entity tempoyu sağlamak için karşı taraf bir canavar oynadığında bize de aynısından veriyor ve bu büyük bir şey. Counterspell bir tane koydum. Bu genelde karşı tarafın Flamewaker'ı removal'lamak için, hani bir Fireball olur, ne bileyim Execute olur, ne olursa olsun onları counterlayabilmek için kullanılan bir kart. Yani duruma bağlı. Eğer güzel bir şekilde Mad Scientist'ten çıkarsa işe yarıyor, göreceksiniz. Flamewaker zaten temel kartımız. Oyun bunun üzerine kurulu. Fireball hem damage vuruyor, hasar vuruyoruz, hem de Flamewaker'la sinerjili. Yine çok etkili. Violet Shredder oyunun en iyi 4 manalık kartlarından. Dediğim gibi oyunda sadece sihir kartıyla Flamewaker kombosu yapmıyoruz. Sağ kontrolü de sağlıyoruz. Bu nedenle 4. manada Pilot Shredder tempoyu sağlıyor. Azure Drake hem bize kart çektiriyor, destemizdeki kartları elimize almamızı sağlıyor. Hem spell damage veriyor. Yani şurada gördüğünüz her şey birer artıyor. Neredeydi o? Şu. Hepsi birer artıyor. Bu da çok etkili bir şey. Onun dışında aynı zamanda 4'e 4'lük bir body. Hani kendisiyle sağda. Bu da güzel bir şey. Çok etkili. Emperor Tursan Freeze Mage'den daha etkili diyebiliriz. Çünkü elimizde Flamewaker ve Arcane Missiles, Frostbolt falan varken Emperor Tursan oynandıktan sonra hani artık 4 manaya 20 vurabiliyorsunuz. Bir yerden sonra hem sahayı temizliyor hem de aynı zamanda yüksek bir hasar vurmuş oluyorsunuz biriktiğinde. Yani bir combo destesi çünkü bu. Sylvanas, Doktor Boom ve Ragnaros, hepsini teker teker açıklamaya gerek yok. Bunlar da oyun birazcık daha uzarsa sağ kontrol için, özellikle Doktor Boom sağ kontrolü için çok çok ideal bir kart. Olay bu. Sağ kontrolü sağlayacağız, kombomuzu yapacağız arkadaşlar. Allah, ben burayı niye beklettim ya sizi? Ha, burayı bekletmiyorduk değil mi, doğru? Jaina versus Uther. I will fight with honor. You asked for it. Oyun başı için şu ikisi muhteşem ötesi. Arada kaldım. Oynanabilir ya. Sonuçta bir manamız var. Elimize kalsın.
Çok güzel şeyler yapabileceğiz. Este'de Sorcerer Apprentice yok mu ya? Ha. Bu arada arkadaşlar, bu Tempo Mage'in destesi çok fazla varyasyon gösterebiliyor. Çok farklı versiyonları var. Ben bu versiyonunu kullanıyorum. Direkt Coin Frostbolt atmayın, çünkü zaten bu adam bize can kazandıracak, hiç gerek yok. Coin'imizi Pilot Shred için saklamak bence daha doğru. Ya da bunun için. Yani coin'i değil de Frostbolt'u bunun için saklamak daha öyle. Kendiniz görün. Karşı taraf Master for Battle oynayacak. Paladin'in klasik oyunbaşı kartı. Lan bugün de hiçbir söylediğimi tutmuyor. Ayıp lan. Kalbim kırılıyor. Coin'i oynama sebebim, bir sonraki tur zaten 4 mana olacak. Bunu oynamamı, coin'i saklamam için bir sebep kalmayacak. Aslında bir sebep var da, onlar için daha uzun. Unstable'ımı oynayayım ben. İşim yaramaz ki arkadaş. Evet. Portal'dan gelecek en güzel kart geldi. Bu ne? Bu ne? Reporting for duty. Quartermaster oynamazsın herhalde be. Herhalde oynamaz. Oynama. Biraz kötü gidiyor gibiyiz. Öldürmedi. Onu ben alayım. Bunu oyuncu ama... Çok güzel. 2 manalık muhteşem bir kart geldi. Her şey çok iyi. Tamam. Şunu oynayamamak birazcık... Demek oynamışız da. Oynamayacağım arkadaşlar. Şu arkadaşlara saklıyorum. Boşuna Consecration yiyecek zaten biraz şu anda bu. Ama bunun kırılma riski var. O iyi oldu yani. Follow the rules. Atamadı. Güzel. Alalım. Doktor bu mu? Oynayabiliriz. Tamam. Dediğim gibi sağ kontrolünü sağlayalım. Elimizde Flamewaker yok. Elimden geldiğince sağlıyorum. Bir tane Aldor Peacekeeper'ını harcadı. Big Game Hunter geliyor. Ya da ikinci bir Aldor geliyor. Ya da Equality Consecration kombosu geliyor. Big Game Hunter. Güzel. Flamestrike yok destesi arkadaşlar, kötü haber bu. Çünkü biz tempoyuz. Maalesef şu anda tempoyu hoş bir şekilde tutturamıyoruz.
2, 1 daha ne eder? 4 eder. 4, 5 daha 9 eder. Heh. Ah be. Hoş olmadı ama. Conscription atarsa çok iyi olur. Çünkü farkındayım mısınız bilmiyorum. Burada counter spell var. Atmadı. Atmadı. Ama çok büyük ihtimal oyunu kaybediyoruz arkadaşlar. Tempoyu sağlayamadık. Yok artık. Bir dakika, ne işe yaradı? Ha, öldürecek. Ha, doğru. Ya da daha mantıklı olan şey kapıya gitmeli. Arkadaş, buradan sonra yenileceğiz arkadaşlar. Çünkü flame strike'ımız yok. Bizi kurtaracak şey Deathwing. Ayıp ediyorsun valla. Sekiz iki de on abi, kesin yenildik ya. Aslında bir şans var. Bekliyoruz. Deste de heal yok ki. Diyeceksiniz niye kapattın? Counter spell'e rağmen buradan sonra tempoyu geri kazanamayız. Güzel. Başka bir oyun deniyoruz. Jaina vs. Gul'dan. Your soul shall be mine. You asked for it. Arkadaş ne tempo kaybettik be. Karşıdaki Henlocks'a Mirror Entity uçabilir yani. Muhteşem bir şey olabilir. O yüzden elimi gönlüm tutmak istiyor. Agro ise de Frostbolt işe yarayacak. Ona göre tutun elinizi, dikkat edin. Mana Worm olsa iyiydi. Bu 2 yıldır oynanmıyor bu kart be. Kart 2 yıldır oynanmıyor arkadaş. Kim oynuyor bunu? Tamam. Niye kart çekmedin değil? Çünkü kart çekersek tempo kaybedeceğiz arkadaşlar. Mirror'la tempoyu en azından az da olsa kazanalım. Şekil A. Çek kart çek, aynen. O kart çekerse tempodan düşmüş olacak. Güzel. Manasını kaybetti çünkü.
sonraki tur. Azure Drake oynamayı planlıyorum. Durma balta, her şey değişebilir. Abi yeter, Mortal Coil atacak. Yapma. Ha iyi, o da iyi. Bir sonraki tur Doktor Boom diye düşünürsek arkadaşlar, şu hareket yapabiliriz. Buna vurayım mı? Hayır. Çünkü 2'ye 1, 4'e 1 arkadaşlar, Allah aşkına o kadar da trade'lemeyin ya. Ne olursa olsun bunu öldürebilse bile, bir yolunu bulsa öyle ben istemiyorum. Çok farklı bir destek kullanıyor. Çok basic. Shields up. Hellfire. Oh. Molten, güzel Molten'sın. Hoş. Arkadaşlar bir şey soracağım. 7, 2 daha olmaz. Bir tura daha ihtiyacımız var ancak. Bir sonraki tur. 6. 3 daha 9. 9-4 de bu bir yerlerden vursa 13 öldürüyoruz. Şimdilik bununla idare edelim. Bunlar yüze vurum, direkt yüze atacağım için taunt beni korkutamayacak şu anda. Wow. Oynayabiliriz arkadaşlar, hiç korkutmayın. Gözünüz korkmasın. Parçalayın. Gördüğünüz gibi. Şu anda tamamen Littles, yani ölümcülüz ya da neyse işte. Wow. Tamam. Böyle bir combo oynuyorsunuz. Başka bir oyun. Jaina versus Jaina. You asked for it. My magic will tear you apart. İlk gidiyoruz. Torisa'nın bir anlamı yok. Kalsın unstable ya. Bir mage'e karşı oynuyoruz zaten. Güzel. Flame. Flame Waker 4. turda çok rahat öldüğü için. Yani ilk oynayan benim. 3-4. Oynanabilir 3. turda. Saat bomboşsa. Unstable atacak. I'll show them. I'll show them all. Geçmesin sen. Oo, karşı taraf mage seçerek sus, çok kötü arkadaşlar. İki fireball, bir frostbolt ölüyorsunuz.
Elimiz baya kötü. Baya. A freeze mage var karşıda. Ya da yok. Başka bir şey var. O ne lan? Bir counter spell ya, bittik biz. Arkadaş, moralimi bozuyorsun. Bari bundan verelim, ne yapayım abi? Değil. O zaman freeze mage mi dediğimize kararlı mıyız? Arkadaş frostbolt manyağı oldum ya. Yeter la. Frostbolt yeter oğlum. Ha sıktık, gına geldi artık. Üf, al. Şöyle bir şey. Şuna da dikkat edin arkadaşlar. Aa işte fireball, hemen atayım bunu öldüreyim demeyin. Duplicate veya yeni gelen kart olan etici olabilir. Adama yani iyi bir şey vermeyin. Ya da elinde iki tane bundan olmasın. Önce bir öldürün. Değilmiş. Şimdi tabii önce kart çekelim. Niye kart çekelim? Counter spell olabilir. Değilmiş. Tamam. Dediğim gibi çok çok büyük ihtimalle freeze mage arkadaşlar. Bizim destede canımız yok. Adamı çok çabuk öldürmemiz lazım. Şunu oynuyorum ki şey oynamasın. Flamestrike oynamasın. Abi bir tane vur. Bari bir tane vur da. Bir tane. Ya yarabbim. Ben de sana diyeceğim. Rahatladım yavrum. Gel buraya. Manyak mıdır? Nedir? Delirtiyor da lan. Tamam. Flamestrike'ı şimdi yiyeceğiz arkadaşlar. O counter spell'in nedenini size böylece açıklamış oldum. Oyun yenilsek de anlayın yani. O counter spell o işe yarıyor. Tabi bu Ice Blow'u kırmamız lazım çok hızlı bir şekilde. Flamestrike atsam ne olur? Olur. Bak izle. Flamestrike atacağım tamam. Flamestrike hazırlıyor şu anda pislik bizi. Ah sen yok musun sen? Bizi Flamestrike hazırlıyor arkadaş. Gördüğümüz üzere. Bunu oynamayacağım çünkü gördüğünüz gibi Flamestrike hazırladı beni bu adam. Yüzüne vurduk mu biz bu adamı? Vurduk. Tamam. Durdum.
6 3'te 9 eder. 9 9 9 9. Dediğim gibi Flame Strike'a %100 atacak. Ama diyorum bakın %100. 99 değil. At. Atmazsam ben yendim. Your face, Jaraxxus. Eredar, Lord of the Brennan Legion. Çocuk oyna artık. My shield ha. For Argon. Flamestrike hazırladı ama Flamestrike atarsan. Arkadaşlar. Olmadı. Sana güveniyorum ben ya, yürü. Oh. 4 3 daha 7 eder ya arkadaşlar. Şöyle de bakın. Normalde ölmesi lazım. Ice Block'u tanıtmış olalım size. Ice Block böyle bir şey. Adam ölümsüz. Eğer can basmazsa can basmazsa oyun benim. Çünkü you face Jaraxxus. Flame Strike'ı counter spell'le yok etmemiz aşırı değerli bir şeydi. O yüzden destedeki counter spell'in ne işe yaradığını anladınız arkadaşlar. Gerçekten öyle bir yere oynuyorsunuz ki ya da öyle bir denk geliyor ki karşı tarafın çok büyük manalı bir sihrini yiyorsunuz, yani çok değerli. 3 oyundan ikisini kazanmış olduk. Güzel. Desteği çok minik. Özet geçelim tekrar. Bu çok güzel kombolanıyor Flame Waker'la. Önüne gelene saçıyorsunuz, hani saçıyorsunuz füzeleri. Mana Worm oyun başı için elinize gelirse çok güzel bir kart. Flame Cannon rastgele de olsa oyun başı 4 canlı bir canavarı çok rahat öldürebiliyorsunuz. Ya da 3 canlı. Çünkü 3 canlı canavarlar o kadar kolay olan canavarlar değil. Frostbolt oyun başı için değerli bir kart. Aynı zamanda sinerjisi var demiştik. Unstable Portal'dan ne geleceği belli olmaz. Demin Jaraxxus geldi. Hayatta oynamam ben onu mage'e karşı korkudan. Her şey gelebilir. Aynı zamanda sinerjisi var. Eğlenceli bir kart. Oynayın. Mad Scientist. Secret için lazım. Bakın secretlarımız 1, 2. Counterspell'i gördüğünüz gibi demin ne yaptı? Direkt koydu. Devam. Sorcerer's Apprentice'de tam böyle güzel gösteremedim size. Sihirleri mesela ikinci turda oynadığınızda hem diğer tur Frostbolt bir tane atıyorsunuz, bir tane Flame Cannon atıyorsunuz. Ondan sonra bir tane de Unstable Portal atabiliyorsunuz diğer turda. 3 tane 2 manalık kart oynuyor. 6 manalık şeyi 3 manaya oynuyorsunuz gibi. Arcane Intellect kart çekiyor. Geçtim onu. Bunun değerini anlatmayayım artık size geçen oyundan. Mirror Entity dediğim gibi tempoyu sağlıyor. Sahada kalıyorsunuz. Hiç canavarınız olmasa bile onun canavarını kopyalamış oluyorsunuz. Flamewaker combo için temel taşımız. Fireball oyunun ortalarına doğru ya yüze vurmak ya da bir canavar, özel bir canavar yok etmek için kullanırsınız. Pirate Shredder dediğim gibi oyunun en güzel 4 malalı kartlarından biri. Tempoyu sağlıyor. Azure Drake çok fazla özelliği var. Hem kendisi 4'e 4 bir canavarınız var. Hem spell damage veriyor hem de kart çekiyorsunuz. Emperor Sun bu bir combo destesi olduğu için bu desteye şart. Sylvanas ve Doktor Boom bu destede tempoyu sağlıyor. Ekstra bir özellikleri var. Şunu yapara gerek yok. Ekstradan büyük canavarlarımız olmuş oluyor. Videonun başındayken burada Flame Strike yerine Ragnaros vardı. Ragnaros'u çıkarmamın sebebi agro desteleri olursa ya da olur da kart gelmezse elimize tempoyu yeniden sağlayabilmemiz için Flame Strike ile karşı tarafın sahasını temizlemek istedim. Bu nedenle Ragnaros gibi rastgele vuran bir şampiyondansa Flame Strike gibi bir alan temizliğini tercih ettim arkadaşlar. Siz tamamen değiştirebilirsiniz. Arcane Missile'ları olmayanlar, Flame Cannon'dan 2 tane olanlar,
Başka kan şey Mirror Entity yerine Effigy koyanlar bir sürü çeşidi var bu destenin. İstediğinizi kullanabilirsiniz. İnternetten bulabilirsiniz. Yani deste bu. 3 oyundan ikisini aldık. Kaç oyun aldığımız önemli değil tabi. Önemli olan zevk aldık. Her şey güzel. Başka diyeceğim bir şey yok. Yani bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.